sevgili Musiko Şinaryos izleyicileri. Bugün CNR Yacht Festival'de San Lorenzo SX76'dayız ve yanımda Trio Deniz Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bey var, Murat Bekiroğlu. Hoş geldiniz, nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Sizi yoğun bir temponun içinden. Siz de hoş geldiniz. Öncelikle aslında çok konuşacak şey var ama bir fuarla başlamak istiyorum. İlk defa uzun zaman sonra Pendik'te bir fuar oldu. Nasıl geçiyor? Evet, ya aslında deniz fuarları maalesef endüstrimizi bölündüğü için, bir yere getiremediğimiz için iki fuarla devam ediyoruz uzun yıllardan beri. Bu bizim en büyük ayıbımız. Bölünmeden önce çok başarılı fuarlar yapmıştık biz Pendik Marina'da. Onun sonrasında Tuzla'ya gittik. Ben şahsen firma olarak Tuzla'ya gittim. Atatürk Marina'ya gittik. Sonunda derneğin desteklediği firma CNR Pendik Marina'da fuar yapma kararı aldı. Biz de derneğin desteklediği fuara girme kararı aldık. Şu an burada başarılı bir fuar geçiriyoruz. Gönül isterdi ki bütün endüstri paydaşları burada olsun, tek bir fuar olsun, tek çatı altında, ama olmadı. Umarım ileriki yıllarda olur. Açık alanda olması çok keyifli. Şansımız iyi gitti, havalar çok güzel. Gerçekten kaliteli bir müşteri profili görüyoruz. Zaten beklediğimiz hani kalabalık olmayan nezih bir fuar olsun. Şu anda 3 gündür onu yaşıyoruz açıkçası. Peki biraz aslında bu senenin farklı bir durumu da var bu pandemi dolayısıyla. Siz de 8 markanın temsilcisi olan bir firmasınız. Evet. Aslında sektör domine eden bir firmasınız. Biraz buradan baktığınızda hem de fuara gelene kadar bir süreç. Zaten stoklara gittiği konuşuluyor falan. Hani öyle düşündüğünüzde bu dönem nasıl geçti? Yani bu geniş yelpazede nasıl geçti? Ya biz planlarımızı yıllık yapmıyoruz. Biz Türkiye'nin en büyük denizcilik firmasıyız. Bilanço büyüklüğü bakımından, marka bakımından, satış adetleri bakımından. Geçmiş yıllarda hep ertelenmiş bir satışlar vardı, satış kararları vardı. Şubat fuarına geldiğimizde biz de ciddi stopla gelmiştik Şubat fuarına. Hani bunun kırılacağını, artık satışların daha da iyi olacağını düşünerek ciddi bir stok tedariği yapmıştık. Böyle girdik geçtiğimiz Şubat fuarına. Ve çok da başarılı bir Şubat fuarı geçirdik. Son 3 günü hariç çok kötü bir olay yaşamıştık orada ülkemiz adına. Daha sonra onun akabinde hemen pandemi başladı. Böyle bir aylık falan bir herkesle, bütün endüstriyle bir panik havası oluştu. Müşterilerimiz de oldu. Ama onun sonrasında yavaş yavaş insanlar evde kaldıkça biz hemen sosyal medyaya ağırlık verdik bütün ekibimizle. İnsanlara bilgilendirmek için sizin şu an yaptığınız gibi YouTube'da, Instagram'da, Facebook'ta bu tür çalışmalara çok ağırlık verdik. Bu konuda profesyonel bir kadromuz var. İnhouse olarak şirketimizde çalışıyor. Bu işlerde çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Ve hemen bize geri dönüşleri başladı. İnsanlar şunu da anladı. Ya hayat, bir tane hayat var. Ertelenecek pek bir şey yok. İmkan olduğu sürece, imkanlar dahilinde herkes pandemiyle bahane ederek tekne almaya yöneldi. Tekne almayan karavan aldı. Karavan almayan yaylalara çıktı, doğaya açıldı. Yani bu apartmanlarda sıkışmış hayattan herkes bir an önce kurtulmak istedi. Bu da sırf bize değil, bütün endüstrideki herkese ölçüleri dahilinde olumlu olarak yansıdı. Peki eğilim nasıldı sizce? Mesela şimdi şu anda aslında en lüks yatlardan birindeyiz. San Lorenzo, Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi markalarından ve özel üretim olarak farklı bir yeri var. Farklı bir şeyde. Herkesin ulaşabileceği bir tekne değil. Ama sizde 28 marka var. Siz bu arada neyi gördünüz? Yani bu süreçte hangisine eğilim çoktu? Yola bizde 6 metreden 60 metreye kadar tekne var müşterilerimize sunduğumuz. Her segmentte olumlu bir ivme var satışlarda. Özellikle bizim 6 ile 12 metre arasında olan Melifisher dediğimiz balıkçı teknelerimizde şu an talebi karşılayamıyoruz. Yani fiyatlar çok daha ucuz, insanlar çok daha kolay erişebiliyorlar o segmente. En azından bir yerden başlamak istiyorlar. Aslında beni mutlu eden de o. Hani üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkemizde bizim toplumumuz yüzünü denize çevirmemişti. Ben 24 yıldır bu işi yapıyorum ama son her geçen yıl insanlar daha fazla denizle buluşmak istiyor, denizle kucaklaşmak istiyor. Ve tabii bu da bizi mutlu ediyor. Daha endüstrimiz emekleme safhasında olduğunu ben düşünüyorum.
Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığımızda daha gidecek çok yolumuz var. Yaptığımız regülasyonların faydasını şimdi alıyoruz. Hatırlarsınız eskiden 5 metre bir tekneye bile Amerikan bayrağı çekiyordu bu ülkede. Şimdi en azından insanlar Türk bayrağını rahatça çekebiliyor. Ona göre finansman enstrümanları çeşitlendirip müşterilerimize kullandırabiliyoruz. Bunun avantajları var açıkçası. Her segmentte olumlu yönde bir ivme var. Peki şey soracağım şimdi. Biz de der ki 12 yıldır, ben de o kadar zamandan bu sektörün içindeyim. Şeyi hep konuşuyordum. Otomobilin yaşadığı patlamayı yan sektörde yaşayacak diye. Ama biraz sanki yavaşlamış gibiydi geçtiğimiz senelerde. Siz onu nasıl görüyorsunuz? Yani o gerektiği noktaya ne zaman gelir? Böyle bir patlama yaşayamıyoruz. Keşke yaşasak. Yani otomotivin satış rakamlarıyla teknenin satış rakamları yani kıyaslanamayacak kadar küçük karşılaştığını yaptığınız zaman ya bir kere altyapı eksikliği var. Bizde hala mane sorunlarımız var. Hala manevranın fiyatları çok yüksek. Yani bugün orta seviye bir yönetici bizden 6-7 metre bir tekne alacağı zaman ya da yerli üretim bir tekne alacağı zaman ilk önce şunu düşünüyor. Ya ben bu tekneyi nereye koyacağım? Bana yıllık kostu ne kadar, maliyet ne kadar olacak? Hala bunları, bu sorunları aşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla burada daha gidecek çok yolumuz var. Bizim şu anda en büyük eksikliğimiz, en büyük lider kalemimiz marinalar. Marinaların da üzerine binen ecrimisil bedelleri var. Bunlar çözülmeden bizim endüstrimizdeki o patlamayı biz yaşayamayız. Biraz aslında genel bir politika olması gerekiyor bu konuda. Evet, şey olsun. Peki Türkiye'de bu pandemi çok yükseltti satışları. Avrupa boyutunda nasıl siz? Çok yükselttiğini ben düşünmüyorum ama herkese olumlu yansıdı. Göreceli firmadan firma değişir. Bir de her firmanın kendi politikası, kendi markasına yaptığı yatırım, satış hizmetler, o markanın yeni ürünleri vardır. Bunlar hep etkendir satışların yükselmesinde. Ama genele baktığınız zaman pandemi sonrasında tekne almaya eğilim arttı. Bunun da sebebi işte malum bahsettiğim sebeple. Avrupa'da da aynı şekilde bir artış var. San Lorenzo özelinden söylemek gerekirse biz artık 2022-2023 teslim tarihleri tekneleri konuşuyoruz. Yani San Lorenzo butik bir üretici. Yılda 500 milyon euronun üzerinde ciro yapıyor. Sadece 55-60 tekne üreterek tamamen müşteriye özel üretiyor. Şu anda zaten pandemiden dolayı hiçbir tane kontrat iptali olmadı kendilerinde. 2021 tamamen dolu modellerin %90'ında. 1-2 modelde böyle önümüzdeki yazı teslim tekne bulabiliyoruz. Onun dışında bütün tekne satılmıştı. San Lorenzo da eski bir marka. Sizle beraber Türkiye'de aslında şey buldu yani hayat buldu diyeyim. Nasıl olur Türkiye'deki yeri aslında biraz ondan bahsedeyim. San Lorenzo 1928 yılında Mr. Yanetti tarafından İtalya'da kurmuş ve tamamen kişiye özel tekne üretmiş. Hatta benim 2011 yılında San Lorenzo'yu almadan önce 2000'li yılların başında hatta daha eski yıllarda Türkiye'nin aristokrat denizci ailelerine özel imalat tekne yapmış. Ama böyle senede bir tane, iki tane, üç tane tekneler yapılmış. Ben markayı alana kadar da San Lorenzo'nun Türkiye'de esamesi okunmuyor dedi. Çünkü özel sonrası sanayicilerde oluşan bir para bolluğu, zenginleşmeyle beraber daha çok endüstriyel tasarımı olan, endüstriyel üretim olan teknelerin satışları yapmış Türkiye'ye. Hiç böyle özel üretim tekneler getirmemiş. Ben ilk başta da çok zorlandım, doğruyu söylemek gerekirse. Çok emek harcadım şahsım ve ekibim olarak bu markanın Türkiye'ye yerleşmesi, tutunması için. Ama şans da Allah yardım etti. Biz çok başarılı işler yaptık. Yani satmadan önce bunun teknik eğitimlerini aldırdık. Daha sonra eşime, dostuma, bana güvenliler tekne sattım. Fuarlara girdim. Fuarlara hep inanarak girdim. Başta tekne, stok tekne koymadım ama standla girdim. Hep anlatarak bunları müşterilerimize başladık bu işe. Onun sonunda birçok teknik eğitimler düzenledim. Hem kaptanlara, ilk defa San Lorenzo tarihinde San Lorenzo Captain's Academy'yi biz Türk kaptanlara yaptık. Bütün bunun altyapı yatırımını ve finansal yatırımını ben yaptım. Daha sonra Elit Deniz diye bir organizasyonları var. Onlara devamlı buradan müşteri götürdüm. Geçen yıl biliyorsunuz Türkiye'de yaptık. 254 misafirimizi Borden Kempiski'de ağırladık 3 gün. Bu yaz çok özel toplantılar yaptım. San Lorenzo teknesinde müşterilerle gidip koylarda.
böyle birebir bir ilmek gibi bu markayı Türkiye'de işledik son 10 yılda ve bunun da ceremesini şimdi görüyoruz satış olarak. Tabi burada yani müşterinizi mutlu ederseniz size her zaman bu hani word of mouth derler ya, yani mutlu bir müşteri size 4 tane, bir tane mutlu müşteri getirir ama mutsuz bir müşteri size 4 tane satışı kaçırabilir. Dolayısıyla bizim şirket içinde politikamızda müşteri öncelikli. Yani müşteriye olabildiğince en iyi servisi vermeye çalışıyoruz. O yüzden Türkiye'de birçok tekne fabrikasında olmayan, adette bizde gemi inşaat, gemi makine mühendisi arkadaşımız var. Yanılmıyorsam 6 tane gemi inşaat mühendisi barındırıyoruz. Ciddi bir teknik kadromuz var. 60 kişiye evet, yakın bir personelimiz var. Bodrum'da Göcek'te ofislerimiz var. Ve her yıl onlara yatırım yapıyoruz. Yeni teknik arkadaşlar katıyoruz. Yeter ki müşterimize anında hızlı bir cevap verelim. Bakın mükemmel bir tekne yoktur. Her tekne bozulur. Sandronuz da bozuluyor. Ama önemli olan iyi niyetle çok hızlı bir şekilde bu sorunu gidermek. Bizim de buradaki görevimiz, hedefimiz bu. Son olarak da 2020 bitiyor aslında. Bunu 2021'de bir fuarla karşılayacağız. Evet. Şubat ve 2020 beklentilerinizi de öğrenin. Valla biz 2021 beklentimiz gayet olumlu. Aslında biz 2021 satışlarını 1 Eylül 2020'de itibaren yapmaya başlıyoruz. Şu anki gidişat 2021 yılının teknolojik endüstrisinde iyi olacağını gösteriyor. Bir güzel haber de artık Şubat ayında bir tane fuar yapılacak. Bir tane fuar olmayacak. Evet, netleşti. Tuzla'daki fuara katılan arkadaşlarımız bizim fuara geliyorlar. CNR'da fuar yapacaklar. Hatta kontratların da bugün imzalanması için son gün. Zam görmeden imzalanması için bugün son gün. Bildiğim kadarıyla oradaki arkadaşların çoğu kontratlarını imzaladılar. Biz de o fuara tarihimizin en büyük standlarıyla katılıyoruz. 8 ayrı standta 4000 metrekarenin üzerinde 24-25 tekneyle katılacağız. Çalışmalarımızı şimdiden yaptık. İnşallah herkes için hayırlı bir, bereketli bir fuar olur. Bence de siz zaten bu konuda çok güzel işler yapıyorsunuz. Hakikaten bence yani tanıdığımdan beri sizi gelişimi yakından takip ediyorum. Böyle başarılarınızın devamını dilerim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bize vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Boşuna Rius'ta bizim beraber için çok özel bir ayrı bir yeri var. Tamam. Özel bir yapı. Biz de destekliyoruz. Evet, çok sağ olun. Teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Oşinaryosu biz ilk Trio ile beraber ilk adımlarını attık. Çok güzel teknik videolarımız var. İzlemek isterseniz arşive sizi davet ediyoruz.